Evet, seni tanıyalım Zeki abi. Kendini bir tanıt şöyle abi. Abi Darcı köyündeyim. Çiftçilik yapıyorum, hayvancılık yapıyorum. Evet. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Her işini yani, yap. Köyün işiyle uğraşıyoruz. Geçimimiz bizim bura abi, ekmeğimiz bura. Evet. Bir yere gitmedik, köyde kaldık biz de. Ne kadar arazi taş dönümü? Vallahi abi 300 bir tarafta işliyor, 300 de bir tarafta. Evet. Yani ortağımız var. Ne yaptınız? Bu sene ne ektik abi? Buğdayımız vardı, nohudumuz vardı abi, patatesimiz vardı. Ondan sonra ayçiçeği dediğim o vardı abi, soğanımız vardı. Ha? Evet. Fasulyemiz vardı abi, hepsi vardı abi. Nohut bire kaç verdi? Nohutlarımız iyiydi abi, fena değildi yani. Bir ortalama 100 kilo verdi yani dönüme. İyiydi yani. Komşunki 3 mü verdi, 1'e 5 mi verdi? Fazla. Ona yakın verdi abi. Bire 10. İyi, ha, iyi, iyi vermiş o zaman bu i̇yiydi, sene. İyiydi. Komşular gibi iyiydi. Başkalar 1'e 1 vermiş. Bizim de, koyu 1'e 3 verdi. Aynen. Oralarda iyiydi abi. Ya iyi o zaman bu sene. Bizim burası şu an tutarmış kendinden. Yok iyiydi abi. Allah bin bin bereket versin. Olan olmayanı doldurdu. Komşunun hepsiydi yani köy olarak. Genel iyiydi yani. Evet. Allah bin bin bereket versin. Herkes güle güle yesin abi. Allah herkesin emeği. Herkes masraf yapıyor. Ekiyor, biçiyor. Mazot harcıyor, gübre harcıyor, bir sürü her şeyin girdisi var abi. Kolay değil yani. Evet. Yani ekmek pişmek kolay değil abi. Şu ortamda her şey pahalı. Ekinler ektin mi? Biraz ektik abi. Yarısını ektik. Ekin normalde yağmur yağmadan ekilmiyor mu o? Öyle mi? Ya şu kuraklıkta daha iyi oluyor abi. Değil mi? Tabii. Yani yağmurda, çamurda. Bizim köy yağmur yağdıktan sonra ekiyor mu buğdayı? Valla biz ektik işte. Ben 2000 lira ekiyordum da bugün ara verdik. Cenaze vardı köyde. Evet, cenaze vardı. Kim davetli buldu ki? Abi şey derler ya, Dadili Mustafa. Yaşlı mıydı? Ortaya 65-68 yaşlı. Öyle mi? He. Hastaydı, rahatsızdı. Allah kani kani rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Cenazemiz vardı. İşte onunla uğraştık. Evet. Onu defnettik. Şimdi defn oldu. İşte bitti. Ankara'dan gelen komşular vardı. 2000'de ekliyor yani ara verdik. Evet. Kaç kardeşsin Zeki abi? Abi biz 4 kardeşiz. Evet. Ablalarım var, en büyük ablam. Ablalarım nerede? Ablamın biri Ankara'da, Zuhal ablam var. Biz de Zeliha ablam şeyde, Antalya'da. Abim de yurt dışında, en küçükleri benim abi. Ya pek sen yurt dışına gitmeyi düşünmedin. Yok abi, gidemedik. Bizi götürüyordu abim de. He. Bazı şartlardan dolayı işimiz olmadı. Evet. Gidemedik. Öyle de burada kaldık abi. Babam vardı işte. 4 yıl önce babam vefat etti. Zaten de sizden bir akrabalığımız var. Evet. Aslandayım günden. Babamla hala çocuklar onlar küçük evlerden dolayı. Aynen. Bir akrabalığımız var yani. Yakın derecede ama şimdi gidip gelmeyeli akrabalıklar uzaklaştı yani. Evet. Evet. Durum bu abi işte. Köyde birkaç tane malımız var. Onlarla uğraşıyor abi. Ekiyor, biçiyor işte. Ufak demek. Evet. Peki sizin sülalede, Demirkol ailesinde kaç aile var Darıcı'da, köyde duran? Demirkol ailesinden, Demirkollar olarak bir tek ben varım abi. Gerisi Ankara'dalar. Ankara'dalar. Dayımgil var falan. Dayımın biri burada. Yazın gelir. Evet. Kışın giderler genelde. Şurada işte biraz birkaç öyle yakın olarak kimse yok köyde. En yakın olarak ben varım burada köyde kalan. Evet. Şurada komşumuz var işte Burak Akdere, o var. Yani öyle ben bizim sülalemizden yakın olan biri yok yani. Anladım. Öbürler hep yurt dışında. Amcamın kızı var mesela yurt dışında. Abim orada. Öbür amca şuralarımızın var. Hepsi yurt dışında. Genel Avusturya'da abi. Evet. Hepsi yurt dışında. Peki i̇şte, kaç aile var yurt dışında bu köyden? Abi bu köyden şöyle diyeyim. Abim var bir. En önce bunların dedesi işte Ramazan Emin dediğimiz rahmetlik. Evet. Zaten hep o götürdü onları yurt dışına. En büyükleri oydu. Ramazan amcam vardı bir. Ahmet amcam vardı iki, kardeşi olarak. Ondan sonra Aslan amca vardı onlar, o vardı üç. Oradan onu söyleyeyim. Kadir amcam var, orada dört. Abi nereden baksan 8-10 hane var yani. Evet. Avusturya'da. Hepsini de o adam götürdü. Hepsi de onun ekmeğini yiyor yani. Öyle söyleyeyim. Anladım. Hepsini de götürdü, o adam götürdü. İşte böyle abi yani. Allah'a şükür işimizde, gücümüzde, kimsenin lafında derdik, sözünde derdik. Akşama kadar işimizle meşgul olan bir insanız yani. Evet. Kimsenin ağzına karışmak, çoğuna karışmak. Kendi halimizle, çabalarımızla geçinmeye gayret gösteriyoruz abi. Evet. Anne, baba, anne hayatta. Annem hayatta, babam 4 yıl oldu, mefal etti. Evet. Nalbat Seyfi derlerdi, Koçoğlu derlerdi babama. Hı.
Babam 4 yıl oldu vefat etti. 2019'un Eylül'ün 23'ünde vefat etti. 4 yıl oldu. Annem miydi? Yok öyle bekti hastalığı diyor. Sonradan böyle hastalandı. Astım vardı, bronşit vardı. Evet. Şeker çıktı. Ondan sonra adam şey yapamadı yani. Allah kanına rahmet eylesin. Amin. 4 yıl oldu vefat etti. Annem sağ. Başka da köyde kimsemiz yok. Benim yarım burada, yarım Yozgat'ta. İşte şuralar Yozgat'ta okuyor. 4 tane kız çocuk var. 4 tane kız çocuğum var abi. Güzel abi. Yani en küçüğü Zeynep. Evet. Burada. Biri lise bitirdi çocuk. Üniversite sınavına hazırlanıyor. Biri de fen lisesine gidiyor Yozgat Aydınlanak'ta. Son sınıf. Ayşe Naz da 8. sınıfa gidiyor. Evet. Ortaokula. Şöyle köylülere bir selam gönder televizyonumuz aracılığıyla gurbette olanlara. Gurbetlere olanlara çok çok selam söylüyorum. İşlere güçlere rast gelsin. Allah selamet versin. Allah zarar ziyan vermesin. Bütün köy halkının da saygılar sunarım. İşlere güçlere rast gelsin abi. Allah herkesin işine gücüne rast gelsin. Ne diyeyim abi? Evet teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür